Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzde Carlbot ile emojiye basıp rol alma sistemi nasıl yapabilirsiniz bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarının gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün emojiye basıp rol alma sistemi nasıl yapabilirsiniz bunun hakkında konuşacağız. Bunun için Carlbot'a ihtiyacımız var. Şimdi Carlbot'u Discord sunucumuza getirmeden önce bir Discord sunucumuzu kuralım gençler. Burası da bu arada benim kendi Discord sunucum. Buraya da gelip sohbet edebilir, etkileşim sağlayabilirsiniz gençler. Güzel güzel ortamlarımız var. Buraya da kesinlikle gelmeyi unutmayın. Discord kullanan bütün herkesi sunucumuza bekliyorum. Şimdi burada artı ikonuna basıp gençler bir tane sunucu kurmamız gerekiyor. Şöyle kendi sunucumuzu kuralım. Mesela emojiye basıp rol alma diye bir isim kurayım. Sizin zaten kendi sunucunuz olacağı için böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi burada arkadaşlar birkaç tane rol oluşturalım isterseniz. Ben burada her zamanki gibi şöyle ilk önce bir bot, sonra bir de admin rolü oluşturayım. Admin, aynen öyle. Sonra bunları ayrı gösterin, açayım şöyle. Tamamen bunlar size göre arkadaşlar. Yani ben öylesini yapıyorum, siz zaten yapmışsınızdır böyle şeyleri. Şimdi arkadaşlar bunları yaptıktan sonra böyle rol vereceğiniz şeyleri ayarlayın. Mesela ben oyunlar üzerine rol vereceğim. Mesela işte Roblox oynayan Roblox şeyine tıklasın, Valorant oynayan Valorant şeyine tıklasın gibi ayarlamalar yapacağım gençler. Burada mesela rol oluştur diyeyim. Mesela işte 3-4 tane rol oluşturayım. Mesela ilkine ne diyeyim, Roblox diyeyim. İkine işte ikincisine Fortnite diyeyim mesela. Buna Valorant. Buna da Minecraft diyeyim mesela. Böyle ayarladım diyelim. İsterseniz bunları ayrı gösterin açabilirsiniz. Ben açmayacağım. Sonra değişiklikleri kaydet diyebilirsiniz. Ben şuradan bir rollere bir renk atayım. Aynen şöyle bir rollere renk atayalım. Bunları da yaptıktan sonra aşağıya inelim. Buradan arkadaşlar kendime admin rolü veriyorum. Ondan sonra şuradan arkadaşlar tarayıcımıza gelip Carlbot'u Discord sunucumuza getiriyorum arkadaşlar. Şimdi buradan Carlbot Discord yazıyorum. Burada ilk çıkan seçeneğe tıklayarak Carlbot'un paneline giriş yapıyorum gençler. Buradan buradaki seçeneğe tıklayarak botu Discord sunucumuza getiriyorum. Buradan gençler kendi Discord sunucunuzu seçmeniz gerekiyor. Eğer bu bot kendi, yani bir tane sunucu da varsa, yönetici olduğunuz bir tane sunucu da varsa, sunucunun etrafı böyle yeşil çember oluyor. Ama botun olmadığı sunucular gri çember oluyor gençler. Bunun da bilgisini vereyim. Bu gerçekten güzel bir özellik. Buradan gençler yaptığımız, yani oluşturduğumuz sunucuyu bulmamız gerekiyor. Benim sunucum burada. Ben bunu seçiyorum. Buradan tam yetkili bir şekilde sunucumuza getirtiyorum arkadaşlar. Burada sunucumuz belli. Devam et diyorum. Buradan yetkilendir diyorum tam yetkiyle. Sonra ben robot değilim seçeneğine tıklıyorum. Ve botumuz artık sunucumuza gördüğünüz gibi geliyor. Buradan arkadaşlar yapmamız gereken bota hemen bot rolü vermek. Ondan sonra sunucu ayarlarına geliyorum. Bu arada botun tüm yetkilerini açın gençler. Bunu da söyleyeyim, yani güzel, yani tam bir şekilde çalışmasını istiyorsanız bot rolünü açmanız gerekiyor. Şimdi şöyle hemen açalım açalım açalım. Şöyle tüm her şeyini açtıktan sonra Carlbot'un kendi rolünü, bakın kendi rolü botu sunucuya getirdiğiniz zaman otomatikman geliyor. Bunu en yukarıya alıyorsunuz. Düzgün çalışabilmesi için. Böyle bunu da aynı şekilde tüm yetkileriyle beraber veriyorsunuz gençler. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi şöyle hepsini açıyoruz. Aslında ayrı gösterip kapatabilirim. Tamam. Böyle yaptıktan sonra, her şeyimizi ayarladıktan sonra panelimize bir giriş yapalım isterseniz. Burada gördüğünüz gibi otomatikman panel açılıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar yapmamız gereken sol altta şu seçeneğe tıklamak. Bakın bunun Türkçesi de şöyle göstereyim. Türkçesini de çevir diyorum. Burada reaksiyon rolleri diye bir şey var gördüğünüz gibi. Bizim işimiz bununla. Bu seçeneği tıklayarak buraya geliyoruz. Ben burada dili orijinal göster diyorum. Tamamen siz de adımları rahat bir şekilde takip edebilirsiniz diye. Buradan arkadaşlar create new role diyorum. Ama şimdi biz yeni roller eklediğimiz için burayı bir kere bir yenileyim arkadaşlar. Roller bir kere bir gelsin. Sonra artı ikonuna basıyorum şuradaki.
Buradan arkadaşlar şurada bir dakika. Buradan arkadaşlar şu benim yaptığım bütün adımları teker teker devam ettirin arkadaşlar. İlk seçeneğimiz bu şekilde olsun. Bunu gerçekten seçmeyi unutmayın. Buradan arkadaşlar please ya add the channel diyor işte. Burada ya yani diyor ki lütfen bir kanal seçiniz diyor işte. Genel seçeneğini seçip şey yapıyorsunuz. Doğrusu bende başka bir kanal olmadığı için ben genel seçeneğini seçiyorum. Ama sizde başka kanallar olacağı için başka kanallara yönlendirebilirsiniz. Ben yeni bir kanal açmakla uğraşmayacağım şu anda. Genel seçeneğimizi yapıyoruz. Burada arkadaşlar istediğiniz herhangi bir mesajı ayarlayabilirsiniz. Ben mesela oynadığınız oyunları seçiniz diyeyim mesela. Şöyle oynadığınız oyunları seçiniz dediğim zaman şöyle altına emojiler koyup yanlarına oyunların isimlerini de yazacağım. Ama bundan önce şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Şimdi siz mesela bu sistemi yapmadan önce mesela şöyle söyleyeyim. Küçük küçük emojiler oluyor ya. Mesela Valorant, Roblox yazan küçük küçük emojiler oluyor. Ben sunucuyu yeni açtığım için bunu yapamayacağımdan dolayı şuradan ben birkaç emoji belirleyeceğim. Bu emojiye uygun olanları da buraya yazacağım mesela. İlk önce hani her şeyi yaptıktan sonra gençler add to emoji seçeneğini tıklayın. Ya da benim gibi yapabilirsiniz siz de. Ben buraya birkaç tane emoji atacağım. Mesela ilk önce bu olsun. Sonra bu olsun. Sonra gençler mesela bu olsun. Ondan sonra şunu seçeyim mesela. Böyle 4 tane bir emoji seçtim. Sonra oynadığınız oyunları seçiniz bölümüne yine geliyorum. Buraya aşağı indiğim zaman mesela Windows nokta tuşuna basıyorsunuz gençler. Windows 10 için geçerli. Google'a da işte emoji diye bir şeyler arattırdığınız zaman bu emojilere sahip olabiliyorsunuz. Windows nokta seçeneğine tıklayarak bu bölümü açabilirsiniz gençler. Dediğim gibi tamamen Windows 10 için geçerli. Buradaki şeyler Türkçe aslında. Buraya mesela ilk önce şunu yazayım. Sonra şunu yapayım. Sonra ateşi. En sonunda ayı seçiyorum. Okey. Şimdi bunların şöyle enter tuşuna basarak bunları aşağıya getiriyorum. Mesela buraya ilk önce ne yazabiliriz? Mesela şuradan select option seçeneğini tıklayarak işte verilecek rolleri ayarlayabilirsiniz. Ben mesela birincisini Roblox seçeyim. Yani mavi emojiye tıklayan Roblox rolünü alacak. Şöyle Roblox yazıyorum. Sonra bir altına geçiyorum. Buraya gençler yine buraya basarak mesela Fortnite seçsin. Mesela Fortnite. Böyle yapıyoruz. Sonra yine şuraya tıklayarak mesela Valorant'ı seçsin burada. Valorant. Aynen. Sonra buna basan da Minecraft'ı seçsin mesela şöyle. Aynen. Bu şekilde ayarlıyoruz gençler. Siz istediğiniz gibi şeyleri devam ettirebilirsiniz. Tamamen mantık bu böyle arkadaşlar. Rollerimizi de ayarladığımıza göre, mesajımızı da ayarladığımıza göre gençler. Burada artık yapacağımız fazla bir şey kalmadı. Burası normal olsun gençler. Buranın normal olduğuna dikkat edin. Burada diyor ki bu emojilere kimler basabilirsin? İstediğinizi yapabilirsiniz. Boş bırakırsanız Evaryon seçili olmuş oluyor. Bunu da bilgisini vereyim. Alttaki de kimler basamasın yani kara liste diyor. Kimler basamasın işte kimler bastın gibi şeyleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sonra create diyorsunuz gençler. Sonra gördüğünüz gibi chat'e oynadığınız oyunları seçiniz diye bir mesaj attı gördüğünüz bir kalbot. Yani böyle güzel bir şekilde olabiliyor gençler. Bu arada sizlere birkaç taktik göstereyim. Bunu yazdığınız kanal arkadaşlar şöyle gelip izinler bölümünden mesajları oku, mesaj gönderi kapatın, mesaj geçmişini oku seçeneğini açın gençler. Kesinlikle mesaj gönderi kapalı olduğuna emin olun çünkü bu kanala başka üyeler buraya mesaj atabilir. Bunun önüne geçmiş oluyoruz gençler. Şimdi sistemimizin çalışıp çalışmadığına bakalım. Şimdi kendi profilime bakıyorum, sadece admin rolü var. Hatta daha iyi emin olmanız için şöyle bunu da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çevrimiçi rolüm var. Buradan mesela Roblox oynayanlar için mesela ben buradan gittim Roblox seçeneğine tıkladım. Gördüğünüz gibi bana Roblox rolü verdi. Ben buradan gidip gençler Fortnite seçtiğim zaman gidip bana Fortnite verdi. Buradan Valorant'ı seçtiğim zaman bana Valorant rolü verdi. Buradan Minecraft'ı seçtiğim zaman bana Minecraft rolü verdi. Gerçekten güzel seçenekler var. İstiyorsanız mesela işte yanlış seçtiniz diyelim. Fortnite oynamıyorsunuz diyelim. Fortnite'ı kaldırdığınız zaman rollerden de Fortnite gidiyor. Yani böyle size kolay bir şekilde emojiye basıp rol alma sistemini yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Buradan gençler sayfayı yeniliyorum paneline girip yeniden. Buradan isterseniz ayarlamalar yapabiliyorsunuz mesela. Ayrıyetten roller atayabiliyorsunuz. Ama tek bir kötü yanı var. Orada da şey yazamıyorsunuz hani. Şurada yazdığınız mesajları geri şey yapamıyorsunuz. Nasıl söyleyeyim? Düzeltemiyorsunuz. Bunun önüne nasıl geçebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Mesela küçük emojilere Valorant, Roblox yazan gibi şeyler yaparsanız buraya yazmaktansa o rollerin isimlerine bakarak kolay bir şekilde tıklayarak yapabilirler aslında. Böyle bir şey yapabilirsiniz gençler.
Yani dediğim gibi kolaylıkla böyle emojiye basarak rol alma işlemini yapabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Discord eğitimlerinin gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.